Bloomberg KT ekranlarında ekonomik görünüme hoş geldiniz. Hafta içi her gece 21'de olduğu gibi cuma gecesi itibariyle karşınızdayız. İki değerli konuğumuz var. Cuma akşamlarının ben artık vazgeçilmesi diyorum. Sosyal güvenlik deyince Türkiye'de akla gelen isimlerden sevgili doçent doktor Resul Kurt. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Ve vergi deyince de artık doktor Nedim Türkmen diyoruz. Nedim hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Nedim hocam İstanbul'da mısın? Değilim. Belli oluyor. Ege'deyim efendim. İyice esmerleşmiş görünüyor. Ya hocam esmeyen kızarmış da iyice hocam vallahi güzel yanmışsın. Selamlar. Ya biraz da spor yaptım. Onun da etkisi olabilir hem bu akşam için diyorum yani. Kan dolaşımı hızlı olduğu için daha esmer görüyor olabilirsiniz. Olabilir peki. Döneceğim Nedim hocam sana izleyicilerimize de bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Adreslerimiz ekranlarda. Twitter adresimiz @bloombergkt. Twitter'dan hem Nedim Türkmen'e hem de Resul Kurt'a sorularınız, mesajlarınız varsa bizlere iletebilirsiniz. Twitter'dan ben de okuyacağım mesajlarınızı. Bu akşam bakın ÖTV otomobil konuşacağız. Bu kısa çalışma ve fesih yasağını konuşacağız. Çok önemli. 2 aylık bir uzatma var. Hatta ben Nedim Hoca'nın izniyle önce Resul Kurt'tan başlayacağım. Bunun sıcağı sıcağı bu akşam değil mi? Bugün açıklandı. 2 aylık uzatma. Hem fesih yasağı hem de ücretsiz izin. Ne anlama geliyor? Nasıl yaşanacak bu durum? Şu an 2 ay sonra ne olacak? Şu an neler yaşanıyor? Hocamla başlayalım. Evet, tabii pandemiyle birlikte hayatımıza giren kavramlardan birisi de bu fesih yasağı. Hı hı. İşten çıkartmanın kısıtlanması, işten çıkartma yasağı. Neden böyle bir karar alındı? Biliyorsunuz özellikle Mart ayında Türkiye'de ilk koronavirüs vakalarının görülmesiyle birlikte 18 Mart itibariyle birçok iş yerinde çalışma durduruldu. İş yerleri geçici olarak kapatıldı. Sonra bu süreç içerisinde işletmelere, işverenlere kısa çalışmaya başvuru hakkı getirildi. Sonra bizim yayınlarımızda dile getirdiğimiz bazı eleştiriler dikkate alınmak suretiyle 17 Nisan'da fesih yasakları ile ilgili bir düzenleme yapıldı. Yine aynı şekilde kısa çalışma ödeneği kolaylaştırıldı. Şartlar yine bunu da konuştuk yine programda. Da, dedik bu şartlar da hafifletilmeli. Şartların hafifletilmesiyle ilgili düzenlemeleri konuştuk ve bu kapsamda Türkiye için önemli bir karar alındı. Yani bu zor günlerde, zorluk günlerinde en kolay çözüm nedir? Efendim hemen çalışanları çıkaralım. Yani bu doğru bir yöntem değil. Çalışanlar üzerinden işletmenin hemen ilk reaksiyonunun yapılması yanlış. Aslında çalışanlar o işletmenin makine ekipmanlarından belki de çok daha önemli. Bakın makine ekipmanı bir araya getirebilirsiniz. Ama yetişmiş kalifiye ustaları, işçileri, insanları bir araya getirmek, onları bir takım gibi çalıştırmak çok kolay değil. Evet. Dolayısıyla bu fesih yasakları şu anlama geliyor. İşçini çıkartma ama sen de anlıyorum bu dönemde işçiyi çalıştırıp ücret ödemen de çok mümkün değil. Dolayısıyla ne yapacağız? Fesih yasakları döneminde bir de işverene belki bizde ilk defa düzenlenen işten çıkartma yasağına bağlı işverenin ücretsiz izne çıkartma hakkı getirildi. Yani ben mesela sen benden örnek ver hocam. Hı-hı. Sen yani, beni çıkar. Ben seni söylersem yani, ayıp olur. Estağfurullah. Diyelim sen patronumsun. Barış bir işletmede çalışıyor. Evet. Barış'ın çalıştığı işletme patron iş kapasitesi düştü. Yani reklam almıyor iş, diyelim kanal. Reklam almıyor diyelim. Yani evet. Reklamlar bitti. Pandemi dönemiyle. Bitti ki yayın yapılmıyor. Yani öyle değil. Yayın yapılmıyor. Banttan hep yayınları, eski yayınları. Reji meji yok. Rejiyi de gönderdik evinize. Hadi bakalım. Reji de yok. Ne yapacak? Barış Esen'i ne yapsın Barış kanal? Barış Esen'i ne yapsın kanal? Hı. O zaman diyor ki Barış Esen'e, yani seni işten çıkartmıyorum. Çünkü belki 3 ay sonra normalleşince bizim sana ihtiyacımız olacak. Seni ben
ücretsiz izne göndereyim. Bir Barış Esen'de kolay yetişmiyor hocam. Bir Barış Esen'de kolay söyle. Yetişmiyor ya. O doğru yani. İşin şakası yani, evet. Yani, her işçi kıymetlidir. O işletmeye bir katma değeri oluyorsa, o işletmeyi bir adım ileri götürme imkanı olan her işçi kıymetlidir. Tamam, beni çıkarmıyor, git diyor, ücretsiz izne gönder. O zaman yasa diyor ki Barış Esen'i ücretsiz izne gönder işverene. Ne hiçbir kadar? Hiçbir şart yok. Barış Esen'in orayı aranmıyor. Hiçbir ön koşul yok. Sen beni ücretsiz izne gönderme. Ben dedim ki ya gitmiyorum. Hocam patronum, ben gitmek istemiyorum ücretsiz izne. Böyle bir hakkım var yok, mı? Yok, öyle bir hakkınız gideceksin. Yok. Gideceksiniz. Oo. Tabii bunu deyince işletme ücretsiz izinde ücret ödemiyor. Ama peki para? 39 lira 24 kuruşta iş kuru üzerinden bir ödeme yapılıyor. 39 lirayı kaç? Günlük 39 lira 24 kuruş. O da kuruşu 100... da var mı hocam? 1170 liraya. Ya şunu 40 lira yapaydık bari. 39 lira. Yani belki kuruş. Hani 50-100 lira bir rakam olsa belki gerçekten çok daha. Peki ben hocam diyelim ki 50 bin lira maaş alıyorum. Evet. Ben de gene günlük 39 lira 40 kuruşla mı gönderileceğim? Şimdi sen böyle dedin diye şimdi hakikaten Barış Esen'i kıskananlar olacak. Yok, diyelim ki işte farz-ı muhal diyorum hocam. Başka birisi diyelim. Evet. Şimdi tabii X kişisi ayda 50 bin lira alsın. Evet. O da mı aynı? Aynı. Hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yok. Alsın. Hiçbir farkı yok. Bakın, işveren bir kişiyi işten çıkartamıyorsa fesih yasa olduğu için bu düzenleme ile birlikte işverene fesih yasa süresince ücretsiz izne gönderme hakkı verildi. Ve kaç gün? İşveren bir sınır yok. Nasıl? 6 ay ben senin ücretsine çıkabilir miyim? Yani o bir sınıra tabi. Şöyle biliyorsunuz. Bir şey söylüyor hocam. Biliyorsunuz ben tamamlayayım hemen üstad. 30 Haziran 2021'e kadar. Yani, tabi yok kadar. Şöyle 17 Nisan'da fesih yasağı getirildiğinde 3 ay yani 17 Nisan 17 Temmuz. 17 Temmuz'da bir ay uzatıldı. Tamam. Daha sonra 17 Eylül'e kadar uzatıldı. Şimdi 17 Kasım'a kadar uzatıldı. Yani bugün yayınlanan Sayın Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle, kararıyla 2 ay daha uzatılmış oldu. Ne zamana kadar? 17 Kasım 2020 tarihine kadar. 17 Nisan'da fesih yasağı başladı. 17 Kasım'a kadar fesih yasağı devam edecek. Peki süre ne zaman bitecek? Cumhurbaşkanımızın ekonominin gidişatını analiz ederek, ekonomik durumu değerlendirerek, piyasaları değerlendirerek 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilme imkanı var. Şu an sen beni çok net soruyorum. Resul Kurt benim patronum. Barış Esen'i işten çıkarmak da istemiyor. Önümüzdeki sene Haziran ayına kadar ücretsiz izne gönderebilir mi? Evet, Cumhurbaşkanı uzattı. Şu an için. Ama henüz bu karar yok. Kasım. Şu ana şu kadar 17 Kasım. 17 Kasım'a kadar. Nedim hocam itiraz ediyor ama. Yok, 17 Kasım'a yani, kadar o da aynı görüşte. Aynı görüşmüş. Alayım Nedim hocam senden de özür dilerim. Şimdi şöyle vallahi Resul Bey seni hayranlıkla izliyorum arkadaş. Öyle güzel anlattın ki yani, böyle, yani patronun ücretsiz izne göndermesini yani 170 lira. Biz biraz önce onu konuştuk yani. Bunun işletmelerin ve işçilerin yani, tıkadığını, birçok işçinin ayrılmak istediğini, kıdem tazminatı alamadığını biz yayınlanınca evet, konuştuk evet, zaten. Evet, daha açacağız onu. Açacağız. Daha yeni girdik şimdi, Nedim hocam. Evet. Şimdi şöyle. Yani üst kısa çalışma ödeneği ile ilgili olarak 31 Aralık'a kadar kanunla yetki verildi Cumhurbaşkanı'na. Şimdi 2 ay daha uzadı. Yani bu yıl sonuna kadar 31 Aralık'a kadar kısa çalışma ödeneğinin uzayacağını şimdi buradan söyleyebiliriz. Yok, biz bu konuda bir tereddütümüz yok. Biz fesih yasağını konuşuyoruz. Hayır, bakın fesih yasağı da 30 Haziran 2021. 2 ay bu böyle girecek. Yani senin şimdi, tahminin bu. Ama tahminim bu, gidişat da bakın ama şöyle söylüyorum. Öngörüm bu. İlk evet nakdi ücret desteği ilk iki ayda 705 bin kişiydi. 27 Ağustos itibariyle 1 milyon 901 kişi olmuş. Şimdi örneğimizdeki Barış Esen 50 bin lira maaş da alsa ben sizi işten atamıyorum ama diyorum ki kardeşim hadi bakalım sen ücretsizine 1170 liraya otur bakalım evde. Bana hiçbir yükünüz yok. Ne kıdem tazmini ne sigorta primi ödüyorum ne vergi ödüyorum hiçbir şey ödemiyorum. Çıkartamıyorum, devlet size 1170 lira veriyor. Yani burada bizim eleştirmemiz gereken bu. Bunu her isteyen işletme yapabiliyor mu?
Yapabilir tabii. Hiçbir şey yok. Kabul edip etmemek elinizde değil. Kardeşim seni gönderdim eve, o kadar. Bitti. Ne yapacaksınız siz? Yüksek maaşlıları ben istifaya zorlamak için de patron bunu kullanıyor. Şimdi 50 bin lira maaş alan adam, hadi git sen 7 ay 8 ay evinde 1170 liraya otur demek ne demek? Ben seni istemiyorum, hadi git demek. Dayanabilirseniz dayanırsınız, dayanamazsanız istifa edin. Biz şu anda bu uygulamada bunları görüyoruz. Ama öyle istifa bir... ederse de kıdem tazminatını alamıyor. Evet, evet, maalesef öyle. Yani böyle bir silahı verdiğiniz zaman bunu nasıl kullanılacağını bilemezsiniz. Dolayısıyla ve sayı da artıyor. Bakın 700 binden 1 milyon 901 bine çıktı. Onu söylemeye çalışıyoruz. Tamam, doğrudur. Ekonomiyle ilgili ciddi bir problem var. Hala iş yerleri normale dönemedi ama sonuçta da 14 milyon 400 bin SGK'lı sadece 3 milyon 563 bini şu anda kısa çalışma ödeneğinde ve ödediğiniz para 16 milyon lira. 4 milyar, ayda verdiğiniz milyar lira. Para da vermiyorsunuz yani. Evet, milyar lira. Yani sefalet ücretini kurumsal şey olağan Peki. hale getiriyorsunuz ve sürekli hale getiriyorsunuz. Bunu bizim eleştirmemiz ve ortaya koymamız lazım diye düşünüyorum. Nedim Hocam aldı topu, aradan sürdü, ceza sahasına kadar getirdi. Şimdi ben yeniden Nedim Hocam izle Resul Kurtar öneceğim. Tabii. Durum ortada. Şimdi bugün ne olacak? Sosyal medyadan da hani bizim bu programımızın konusu belli olunca evet. birçok izleyici de sosyal medyası üzerinden bize ulaşarak diyor ki ben ayrılmak istiyorum, işveren beni çıkartmak istiyor ama çıkartamadığı için kıdem tazminat alamıyorum. Aslında nasıl anlaşacaklar? Yani bunu, ben de ayrılmak istiyorum. Evet, işçi de patron da beni söylediği gibi çıkarmak istiyor. İşçi de 1170 lirayla kalmak istemiyor. Tamam. Patron da gitmesini istiyor tamam. ama ne olacak bu durumda? Mevcut durum kısıtı var. Yani işveren sadece şu durumlarda fesi yapabilir. Ya işçiyi tazminatsız atacak hırsızlık yaptığı için veya işte bir arkadaşını bıçakladığı için. Evet, ha. Aynen. Ya belirli süreli sözleşme sona erecek ki burada böyle bir durum yok. Veya bir işin sona ermesi, iş yerinin kapanması olacak. O da yok. Bunlar da yok. Bunların haricinde evet. sağlık nedenleri dahil, zorlayıcı nedenler dahil, tutukluluk, hükümlülük dahil, İşverenin iş kanunu 25. maddesinin diğer 3 bendine göre de fesih yapma hakkı yok. Yani işverene fesih yasağı getirilmesi ile birlikte işveren kıdemini ihbarını ödeyerek çıkartamıyor. İşveren bunu yaptığında faydalanmış olduğu kısa çalışma ödenekleri, ücretsiz izin, pandemi ücretsiz izin, nakdi ücret destekleri geri isteneceği gibi İşçi başına bir asgari ücrette para cezası uygulanacak. Hani artık işletmeler bazen kilitlenme noktasına gelmiş durumda. Yani çalışanlar arasında da iş barışı bozuldu. Tabii bu çok kolay değil. Şunu yani sorabilir miyim? Ben istediğim işçiyi çıkartırım, istediğimi çıkartmam, bu biraz zor bir konu. Resul abi, yani bir şey soracağım. Çok rahat bir konu değil. Net net cevap. Evet. Çıkarmak istiyorsun beni. Evet. Ben de aylık 1100 ne kadar? 1170. 1170 liraya, yani çok yüksek gelirim varken 1170 liraya da eyvallah demiyorum. Doğru. İşveren de beni çıkarmak istiyor. Bir araya geldik. Mevzuatlarda söyledin, yasaklar, kısıtlar vesaire. Bunu bir hani orta yolu yok mu bunun, bir hallolur. Yani senin bana tazminatımı verip yollayacağın, benim de tamam teşekkür ederim, el sıkışıp beraber ayrılacağımız bir orta yol burada yok mu? Kanun bu orta yolu tanımamış. Ama neden yok hocam? Orta yolu ben buldum. Nasıl buldun? Orta yol var. Bu konuda bize de şeyler geliyor. Kolay. Nasıl? Şimdi hocam şöyle, sen de bu yolları hep buluyorsun vallahi maşallah. Bulurum ben. Ya bir yol buluruz ya bir yol yaparız biliyorsun. Evet. Prensibim o. Hannibal'in meşhur lafıdır. Ya şimdi işçi beni işten çıkar tazminatımı ver diyor. Ama şey var, yasak var. Tamam. Ne yapıyorsunuz? Kardeşim tamam ayrılsak da beraberiz. Başka çaresi yok. Devlet bizi ayırmıyor. Her iki taraf da aslında ayrılmak istiyor. Hı. Ne yapıyorsunuz? Hadi kardeşim sen diyorsunuz ücretsiz izne git. Ben de sana tazminatını ödeyeceğim zaten. Şimdi sana hadi 30 bin avans vereyim. Daha sonra 30 bin daha vereyim. Bu yasak kalkıncaya kadar bunları ödeyeyim. Sonra bu yasak kalktığında da seni işten çıkartırım.
Bunu da tazminatına sayarım bu ödediğim paraları. Bu tür niyet çerçevesinde bir çözüm bulduk. Bunu neyle yapıyorsun hocam? Hangi hukuki dayanak çerçevesinde yapıyorsun? Hukuki dayanak nedir? İşten çıkartma diyor. Ben de adamı işten çıkartmıyorum. Ücretsiz izne gönderiyorum ama bu arada karşılıklı iyi niyet çerçevesinde işçi ve işveren. Peki. Ona ödeyeceğim tazminatları avans şeklinde gönderiyorum. Nedim hocam peki. Sonra evet. İtirazımı evet. Yapayım. Diyelim buyurun. Ki sen beni gönderdin, anlaştık. Sen benim patronum ol. Bu gece benim çok hakikaten işten işe dolaşıyorum ben. Sen benim patronum ol. Ben işten çıkmak isterim. Sen de beni çıkarmak istedin. Biz anlaştık senin söylediğin gibi. Sen bana verdin, Barış dedin, al şu tazminatın için 100 bin lirayı. Bir bölümünü veriyorum sana. Evet. Daha sonra da bu evet. İşi halledeceğiz aramızda. Ücretsiz izne git. Aradan 2-3 evet. ay geçti. Evet. Bu kısıtlar falan kalktı. Barış aradın beni falan. Hadi şey yapalım. Ben evet. Dedim ki kardeşim ben senden para mara almadım. Nereden çıkarıyorsun? 100 bin lira mı verdin bana? Banka hesabına yatırdın. Hani para? Biz bankadan yatırıyoruz ya. Bankadan iş avansı diye gönderiyorum bankaya. Ben o parayı. Evet. Gönderiyorum. Daha sonra da o iş avansı sonuçta ibralaşıyoruz. O avansı normal sizin tazminatınıza dönüştürüyoruz. Bunda sizin de faydanız var. Niye? Ben işveren sizi işten çıkardığı için bir işsizlik ödeneğinden de 10 ay para alabileceksiniz. Yani işçinin de menfaatine bu olay. Böyle bir durum o yüzden, yapılır mı? Var, yani şöyle var, tabii yapılıyor diyor. Sonra ben program bitince böyle bu çözüm değil. Yani ben gerçek çözümleri sana anlatacağım. Hocam niye program çözüm değil. İkale sözleşmesi diye bir şey var diyor yani, yönetmenim. Böyle bir şey var mı? Var. İşte bunlar tehlikeli sular. Nasıl sular yani hocam? Yani bu yayında söyleyip insanları yanlış yönlendirmeye doğru değil. Neden doğru değil? Çünkü bunu çok iyi kurgulamadığınız zaman ileride sıkıntı mı yani çıkar? Yani tabiri caizse fesih yasaklarına takılırsınız. Belki işletme 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin parası almıştır. Bunların hepsini geri ödemek zorunda kalır. Yani bu kurguyu yaparken uyarıları da yap o zaman. Ben işte onu burada o yüzden biz sen yasal burada. Olanı biz yasal olanı söyleyeceğiz diye. Ama yayın bittikten sonra ben sana nasıl uygulayacağını anlatırım. Üstad'a da anlatırım. Ama bir şey söyleyeceğim. Biz bunun yayın değil. Yayın değil. Evet. Yani biz sosyal sorumluluklarımız gereği bazı şeyleri daha ketum olmak zorundayız. Dolayısıyla bunun bir yolu var mı? Çok basit yolu var. Çok basit yolu var. Tabii ki Allah var. Allah. Ama bunu buradan anlatıp insanlara bunu öğretmek doğru değil. Sebebi şu. Yanlış bir iş yapar. Anlatabildim mi? Sizin ikale dediğiniz, konulardan bir tanesi de öyledir. Yanlış bir uygulama yapar. Sonra iş müfettişi uygunluk incelemesinde takılır. İş müfettişi kısa çalışma ödeneklerini iptal eder, fesih yasağına uymadığı için ve aldığı bütün parayı faiziyle beraber ödemek zorunda kalır. Yani bugün bazı işletmeler ayda 2-3 milyon lira kısa çalışma ödeneği alan işletmeler var. Ya bu çok tabii güzel, ilginç sorular var. Biraz mesaj okuyabilir miyim abi izninle? Nedim hocam izninle Twitter'dan etbulunburk.et'den gelen yani doğrudan yaşanmış hikayeler. Mesela diyor ki bir izleyicimiz şurada bulabilirsem Gürhan Bey diyor ki bugün diyor gözümün önünde patron kızdığı iki arkadaşımıza sizi 15 gün ücretsiz izne gönderiyorum. Kaybolun dedi. Yani bu eşitlik ilkesi. Bir, iki. Doğru değil abi. Okuyacağım. Bir de şu tarafı var Şenol Bey. Hocam da diyor bizim işlerimizde de arkadaşlar servisi kaçırıyor. Nasıl olsa işten çıkaramaz diye işe gelmiyor. Şimdi ama bu da var. Ne gönderebilir? İşçiler tarafından da abartılı durumlar söz konusu olabiliyor demiş bir başka izleyicimiz. Onu da ücretsiz izne gönderir diyorsun sen. Şöyle objektif iyi niyet kurallarına uygun davranmak zorunda. Her iki taraf için de geçerli bu. Yani işveren 100 kişi çalışan bir işletmede bir kişiye kızıp seni ben ücretsiz izne gönderiyorum demesinin objektif diyebilir mi? Der hocam bu durumda yapma gözünü seveyim. Bak hiçbir kısıtı yok. Bakın, var mı? Eşitlik ilkesine aykırı davrandığında işçi dava açmak şartıyla mahrum kaldı. Haklarını isteyebilir. Bir dakika anlayalım. 5 evet. kişi çalışıyorsunuz. Bir beş dakika hocam ben bu işi 3 kişiyle de halledebiliyorum diyeyim. Tamam mı? Evet. Sen iki kişiyi kızdım o gün. İki kişiyi gönderdim. Tartıştık.
bana işte atıyorum biraz saygısızlık yaptı. Sevmedim hareketini. Gidin sizi ücretsiz ne çıkarıyorum dedin. O 5 kişiden 2 kişiyi gönderdim. Diyebilirsiniz. Ben bu diyebilirsiniz diyor. Ben şimdi haksızlık mı yapmış oldum? 3 kişiyle de iş yürüyorsa. Objektif iyi niyet kurallarına uygun şekilde işverenlerin davranması lazım. Bir. Ya çok soyut çalışan, bir kavram değil mi Resul Hocam? Olur mu? Hayır. Soyut. Şöyle. Ben kızdım. Evet. Niye kızdım? Sebep? Diyelim ki servisi işe geç kaldım. Bakın. İşe geç geldim. İşe geç gelmek geç geldim. Ayrı bir meyde. Şimdi şöyle bir durum olursa işletme içerisinde 50 kişi çalışıyor. Evet. Tamam mı? Bir tanesi servisi kaçırdı. Ona ben kızdım. O bir kişiye dedim ki kardeşim seni ücretsiz izne çıkardım. O evet. Bakın yasal olarak bunu deme hakkı var mı? Var mı? Var. Var. Ama çalışan ayrımcılık yapıldığını, kendisine mobbing yapıldığını, kendisine eşit davranma ilkelerine aykırı. Hayır bunlar var yani. Ya Resul Hocam ücretsiz izne gönderildiğinde hiçbir karşı çıkma hakkı olmadığını az önce söylemedik mi? Evet. Ücretsiz izne gönderirken... Ben ne yapıyorsun bile diyemiyorum patrona. Yok, bakın hukukun bir takım temel ilkeleri var. Çalışanlara eşit davranmanız gerekir, ayrımcılık yapmamanız gerekir. Bir kişiyi işten çıkartma niyetiniz var. Çıkartacaksınız. Tamam. Dediniz ki Barış Bey biz hani sizi işten çıkartacağız ama fesi yasa olduğu için çıkaramıyorum. Ben de seni işletmede istihdam edecek bir potansiyelim, işim yok. Kusura bakmayın biz bugüne kadar sizinle çok iyi de çalıştık ama mevcut şartlar gereği ben seni fesi yasakları kalkıncaya kadar ücretsiz izne gönderiyorum diyebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Ama ben sana kızdım. Sen ücretsiz izne. Yasal olarak bunu deme imkanı var. Ama işçinin de sen bana ayrımcılık yapıyorsun deme imkanı var. Onu demek istiyorum ben. O ya ispatı çok kolay şey. Olmayacaktır ama. Yani üstad ispat yapılır. İspatlanmayacak hiçbir şey yok. Yani bugün işçinin... Ben bu arada yanlış anlamasın izleyicilerimiz. Bunu, sen de zaten yanlış anlamasın. Evet. Anlamak için karşı çıkıp soruyorum. Yok, değil mi hocam? Ben senin tarzına itiraz etmiyorum. Sıkıntı yok. Bakın şu yok yalnız. İşveren elinde kılıç, Ali Kıran baş kesen, istediğini işten atar, istediğini ücretsiz. Böyle bir düzen yok. İşverenlerin de iyi niyet kuralları çerçevesinde peki. Bu hakkını kullanması gerekir. Bir dönebilir miyim izninle? Eğer bu iyi niyet kurallarına uymadıysa işçi mahrum kaldığı haklarını işverenden dava yoluyla alabilir. Bu da önemli bir not. Peki. Daha bunların çok davasını göreceğiz. Fesih yasakları kalkıp yeni bir normalleşme evet. Dönemi başladığında göreceksiniz yüz binlerce dava açılacak. Covid-19 iş kazası davaları, meslek hastası davaları, ücretsiz izne gönderilme davaları, kısa çalışma ödeneklerinden mahrum kalanları talep etme, ücretsiz izin süresinin kıdem tazminatına dahil edilme talepleri çok bunlar. Çok dava göreceğiz. Bir sürü, yüz binlerce dava göreceğiz. İzninle bir Nedim Hocam sana döneyim. Mesela çok hakikaten ilginç yaşayanlar. Ücretsiz izne gönderdiğimiz işçi başka yerde işe başlar ve geri çağrıldığında gelmezse ne yapabiliriz? Yani bu da bir sıkıntı. İlginç. Çok yaşanan bir sıkıntı. Evet. Şimdi kısa çalışma ödeneğinde %60 alıyor. Normal çalışsa da %65 alıyor zaten. Diyelim ki 50-100 liralık, 200 liralık bir gelirden mahrum kalmak için işçi çağırmanıza rağmen işe gelmiyor. Bakın kısa çalışmanın handikaplarından birisi de bu. Birçok işletme özellikle Temmuz-Ağustos aylarında %50-%70 kapasiteyle dönmeye başladı. İşçiyi çağırıyor, gel diyor işe. Ben gelmem diyoruz, kısa çalışmadayım, niye geleyim diyor. Benim keyfim iyi, hiç gelmeden... Fındık topluyordur, orada Giresun'da. Fındık topluyor, evet. Yani üstadın fındık bahçeleri var, biliyor. Bu arada Nedim Hoca Ordulu, bilmeyenler için söyleyelim de. Yanlış anladım. Fındığımız gelecek evet. Değil mi? Hala gelecek hocam. Evet, hazır. Daha yeni harma çuvallandı, evet. Problem şimdi yok. Bu da bir handikap. Yani tamam. işçi sizin söylediğiniz gibi gelmiyor işe. Çok güzel mesajlar var. Bak, yani üstadların bu durumu kötü niyetli kullanan birçok insan veya firma da var diyor Hakan Bey. İşimiz bozuldu diye Mayıs ayından beri ücretsiz izindeyim. Yerime yeni personel bile alınıyor. Ya bu da çok enteresan bak.
Bunu, peki bunun kısıtı var mı? Var. Ya bu programı biz 5 saat falan yapsak bence devam eder hocam. Bakın bir çalışana... Ben seni gönderdim işte. 100 bin lira maaş veriyordum. Ücretsiz izne gönderdim. Yerine 50 bin liraya başka birini aldım. Ya da 10 Barış, bin lira veriyordum. 5 bin liraya başka birini aldım. Barış şimdi özellikle kısa çalışma döneminde... Kullanılıyor hocam. Barış bak yani kısa çalışma döneminde bir işveren çalışanını kısa çalışmaya gönderip aynı işi yapabilecek kısa çalışmadaki işçisi varken yeni bir eleman aldığında onun kısa çalışması baştan itibaren iptal edilir. Uygunluk incelemesinde iş müfettişi arkadaşlarımız sen yakalarsa kısa, yakalanmayacak bir şey yok burada. Farklı bir görevini de alabilir ya. Yani, farklı bir görev alır. Ya der ki kardeşim sunucu değil. Sunucu değil. Ne bileyim der ki kameraman diye alır beni. Tamam. Şimdi beni oturtur burada program yaptır mesela yani, atıyorum. Şöyle yapıyor iş müfettişi arkadaşlar. Ne yapıyor? İşletmelere gittiğinde bakıyor. Yeni eleman almış mısın? İlk buna bakıyor. Sen diyor atıyorum 1 Nisan 2020'de kısa çalışmaya çıktın kardeşim. 1 Nisan'dan sonra işe aldığın kimse var mı? Siz de diyorsunuz ki var. Var ya ne kim yapalım aldık. Ha. Çağırıyor. Sen ne iş yapıyorsun? Yetmiyor. Kamera kayıtlarını istiyor. Yetmiyor. Kamera kayıtlarını. PDKS kayıtlarını istiyor. Yetmiyor. İşçilerin, diğer işçilerin ifadesini alıyor. Yakalanır yani. Yani bir tamam. İş müfettişi arkadaşımız bir işletmede uygunluk incelemesi yaptığında o işletmedeki işçilerin tamamının aynı şartlanmışlıkla ifade vermesi gerekir ki peki. Yakalayamazsın. Yoksa yakalar. Hocam Nedim hocam döneceğim özür dilerim. Hukuk danışmanımız diyor Aliza Hanım yasal arabulucu şahitliğinde işçi ve işverenin karşılıklı anlaşarak işçinin istifa edebileceğini ve kıdem tazminatı karşılığı bir parayı alabileceğini söyledi. Yeni çıkan arabuluculuk müessesesi sayesinde... Barış. Çok tehlikeli sulara giriyorsun. Ya hocam tehlikeli ya. Programda konuşuyoruz. Yani şöyle hayır hayır. Sorular ya. Mesajlar bu, geliyor yani. Bu yöntem kullanılıyor. Yani kullanılıyor mu? Tabii bu ihale yöntemi kullanılıyor. Bu yöntem kullanılıyor. Başka yöntemler kullanılıyor. Yayından sonra sana anlatacağım. Allah Allah. Ama bu, yasayı bu, aşamaz diye bu, düşünüyorum bu, ben. Bakın bu kanunu dolanmak. Muhaza diye yani böyle. Kanunu dolanmak. Kanunu dolanmak. Yani bu evet biz çok. Yasak tavsiye değil. Etmiyoruz. Bakın yani ama, bizim programımızda şimdi bu konuşuldu diye. Tabii. İzleyicilerimiz lazım. İzleyicilerimiz ya demek ki böyle bir şey varmış diyebilir. O yüzden bu tehlikeli sular diye geçiyor. Nedim hocam bu konulara ilişkin söyleyeceklerin varsa alayım. Ya şimdi bir bu arada bazı konuklarımız diyor ki işi sadece işi çalışan açısından ele almak çok doğru değil. Yani ama biz tabii işçi ya biz de kime yaranacağımızı şaşırdık. Böyle yapınca işverencisin, işçi düşmanısın. Böyle yapınca işçi tarafısın, işveren düşmanısın. Yani biz burada neyse onun doğrusunu söylüyoruz. Peki Nedim hocam seninle devam edelim. Bu konuya ilişkin söyleyeceklerim var sonra ÖTV meselesine evet, yani şöyle bakıyorum ben olaya. Burada işsizlik fonundaki paralarla kısa çalışma ödeneği nakdi ücret desteğiyle beraber bugüne kadar geldik. Yıl sonuna kadar öyle gideceğiz. Nakdi ücret desteği de 30 Haziran 2021'e kadar gidecek gibi gözüküyor. Aslında işsizlik fonuna baktığınız zaman bu amaç için onun kullanılmaması gerekiyordu. O ayrı bir tartışma konusu. Ama ilk ayda 701 bin ücretsizine gönderilen şimdi 1 milyon 901 bin kişi kötüye kullanılıyor. Ya bir an önce normalleşmemiz lazım. Bizim ilk baştan beri hep söylediğimiz bir şey vardı. Bu insanları 3 ay evinde tutmak istiyorsa devlet bunların parasını ödesin. İngiltere'nin yaptığı gibi, Amerika'nın yaptığı gibi. Bunlar olmadı. Şimdi biz zaten az damlalıkla para veriyoruz. Bunu sürekli hale getirdik yıl sonuna kadar. Gerçekten çalışma barışını bozdu bu düzenlemeler. Peki. Ama şeyde devam ediyor salgında. Umuyorum her şey normale döner de. Zaten sağlıklı olmayan yapı belki eski günlerine dönmesi mümkün değil de bakalım yani. Ehveni şer diyeceğim. Nedim hocam senin konuna geçeceğim. Fatih Bey demiş ki Nedim hocayı lütfen biraz konuşturun. Bir demlik çayı bitirdi demiş. Doğru söylüyor. Tabii bizim çayımız yok. Aynen. Folya yok bugün. Evde. Evet. Ya Nedim hocam bu akşam konuları valla hani dediğim gibi 5 saat konuşsan konuşulacak konular.
mükemmel bir başlık daha. Bence şu otomobildeki ÖTV ile devam edelim. Hepimize bir şok mu oldu, şaşırttı mı, ne diyorsun? Valla şimdi şöyle, biz biliyorsun Temmuz ayında da demiştik ki eğer bir vergi geliriyle ilgili bir ikinci el piyasası 350 milyarlık bir büyüklüğe ulaştı. Burada insanlar, her 100 otomobilin 52'si 10 yaş ve üzeri, ciddi karlar elde ediliyor. Bu vergilendirilemiyor dedik. Yeni düzenlemeyi yaptılar ama çok geç kaldılar. Ve sonra dedik ki ÖTV ile ilgili bir indirim olursa bu satışlar artar. Bu yapılmadı. Bir aylık bir kampanya yapıldı kamu bankaları tarafından. Ve otomobil ÖTV'sinde %211'lik bir artış oldu. Şimdi tabii gece yarısı bir ÖTV karar, Cumhurbaşkanlık kararı yayınlandı. Eski sistemde Bakanlar Kurulu kararına tekabül ediyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kararı farklı şeyler. Onu da ifade edeyim. Cumhurbaşkanlığı kararıyla. Şimdi bu kararın amacı şu: vergi geliri elde etmek değil. Yani vergi gelirlerini arttırmak değil. Vergi gelirlerini arttırmak olsa bundan önce yaptığınız gibi ne yaptık? Beyaz eşyada, mobilyada, hatta 1-2 sene önce hem hurda teşviği hem otomobille ilgili belli sürelerde ÖTV'leri indirdik. Bu değil. Bunun amacı, zaten Maliye Bakanlığı da bunu söylüyor. Cari açık var. Ben diyor Türkiye'nin artık dışarıya ödeyecek doları yok. Dolayısıyla ithal otomobillere para gitmesin. O yüzden böyle bir düzenleme yapıldı. Ve %277 2000 cc'nin üzerindeki otomobillerde, Danimarka'yı geçtik, dünyada otomobil vergisinde birinci sıraya kurulduk. Yani bir şampiyonluğumuz daha oldu. Şimdi tabii şunu sorguluyor tabii. Yani bir kere vergi gelirini artırma amacı yok. Bunun altını çizelim. Vergi geliri elde etmek isteseniz bunu yapmazdık. Böyle bir şey yok. Burada amaç şu: İthal otomobiller gelmesin, talep olmasın. Dolayısıyla dolar, euro yurt dışına gitmesin ve cari açık daha fazla açık vermesin. Bütün amaç budur. İthalatı engellemektir. Ve bu ithalatı engellerken bu araçların ticaretini yapanların tabii ticaretini de engelliyorsunuz. O da ayrı bir konu. Yani şimdi öyle bir sonuç ortaya çıktı ki gerçekten enteresan. Almanın 40 bin ürettiği, 40 bin euroya sattığı bir malı hiç üretmeyen bir ülkede 150 bin euroya satılabiliyor. Ya böyle bir şey olabilir mi yani? 40 bin euroya üretenden alıyorsunuz, 150 bin euroya mal oluyor. Ve 100 bin liralık bir araç atıyorum. Bununla ilgili olarak da bu aracın üzerine 277 bin lira bir vergi biniyor. Yani aracın bedeni neredeyse 3 katı. Burada şöyle de bir problem var. ÖTV matrahı KDV matrahından üzerinden alınıyor. Yani ödediğiniz gümrük vergisi, TRT payı, bunların üzerinden ÖTV, ÖTV'li tutar üzerinden de ayrıca katma değer vergisi alınıyor. Yani verginin vergisi. Verginin vergisi alınıyor. Şimdi şöyle bakmamız lazım. Arabada da var mı hocam TRT payı? Var. %4 pay var orada da, %4 pay var. O da ödeniyor. Televizyonlarda var. Onun üstünden arabada da var. TRT payı var, maalesef var. Evet. Şimdi ben arabada hiç, radyo olduğu hiç için üşenmedim. Evet, hiç üşenmedim. Evet. 2003 yılından 2020'nin Temmuz ayına kadar otomobil sahiplerinden devlet ne kadar vergi almıştı? Şöyle bir çıkardım. Biliyorsunuz özel tüketim vergisi 2002 yılının ikinci devresinde yürürlüğe girdi. Otomobil ve çoğunlukla ithal ürünlerden alınıyor biliyorsunuz. 4 tane liste var özel tüketim vergisinde. Şimdi otomobil ÖTV'sinden şimdiye kadar 173 milyar 764 milyon lira almış devlet 2003'ten bugüne. Bunun katma değer vergisi de 60 milyar ediyor. Bu birinci yönü. Bu otomobil alanlar sonuçta benzin kullanıyor, dizel kullanıyor, yakıt kullanıyor. Bu 2003'ten 2020'nin Temmuz ayına kadar petrol ve doğalgaz ürünleri ÖTV'sinin de %45'i akaryakıttan oluşuyor. Bunu da Maliye Bakanlığı'ndaki arkadaşlarım teyit ettiler. Onlardan aldığım bilgidir. Burada da tahsil edilen para motorlu taşıtlara ilişkin olarak motorlu taşıtlar vergisi olarak 120 milyar 971 milyon lira alınmış.
ben otomotiv yakıtından 281 milyar lira. Bunların ÖTV'sinde, KDV'sinde kattığımızda yani 19,5 yılda 715 milyar 735 milyon lira devlet ne almış? Otomobil satın alandan, benzin kullanandan ve motor taşıtlar vergisi olarak böyle bir vergi almış. Şimdi Cumhurbaşkanlığı kararı yayınlanıyor. Anayasanın 73. maddesi var. Nasıl vergi alınacağına ilişkin olarak. Bakıyorsunuz belli sınırlar içinde yapılmış. Her şey hukuka uygun gözüküyor. Ama anayasanın 13. maddesi var. Ölçülülük prensibi var orada. 35. maddesi var. Mülkiyet hakkının korunması ile ilişkin olarak. Şimdi burada ölçülülük prensibi Anayasa Mahkemesi'nin eski kararlarında ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarında da yani bir yasa çıkarmış olmak, bu yasanın anayasaya uygun olması sizin devlet olarak vergilendirme yetkinizin sınırsız olduğunu ortaya koymuyor. Vergilendirme yetkisinin de bir sınırı var. Burada da ölçülülük ve makul denge kavramı önemli. Ya uluslararası kavramlar bunlar. Ya şimdi siz bir ürüne onun değerinin 3 katı kadar vergi koyuyorsunuz. Burada Cumhurbaşkanlığı kararına karşı 60 gün içinde Danıştay'a dava açılabilir. Burada ölçülülük prensibi şuna bak 3 tane şeyi var. Müdahale aracı gerçekleştirme elverişli mi? İşte gerekli mi? Temel hak ve özgürlükleri en az etkileyecek nitelikte mi? Oranlılıkta ise müdahale aracıyla araç arasında belli bir dengenin kurulması. Yani şu oluyor. Siz vergileri aşırı artırarak, fahiş artırarak bir oran ölçülük prensibinin dışına çıkarak insanların araç almasını yani mülkiyet hakkını engelliyor. Ya hocam, şu anda çok güncellenmiş... zorlama bir yorum olmaz mı? Hayır. Ya mesela asgari ücretle olan biri der ki ya kardeşim bu araba fiyatları çok yüksek benim mülkiyet hakkımı ya da ev fiyatları çok, bunu ev fiyatları için de söyleyebilirsin o zaman. Yani bak, ev fiyatları çok yüksek, ev alamıyorum. Ne yapayım? Benim mülkiyet hakkım engelleniyor mu diyeceğiz? O zaman şöyle, ama vergi yok ki evle ilgili olarak. Evle ilgili olarak konulan bir vergi yok. Şimdi siz en düşük araç 120 bin lira olmuş. Ve insanlar artık sıfır otomobil alamadığı için siz 10 yıllık araçlara tüketicilerin iki kat para vermelerine neden olur. Peki, burada bir virgül koyalım. Şunu hatırlayalım. Tamam, bu kadar insanlar lüks araca biniyorsa ödesin kardeşim. ÖTV'sini evet. ödesin, KDV'sini ödesin. Evet. Şirketlere ilgili sınırlamalar da getir. Tamam, imzamı atıyorum. Peki kardeşim, şimdi hafızamızı hemen tazeleyelim. 2017 yılında siz yurt dışından getirilen ve Hakkari'de şurada burada birkaç yerde üst seçilerek 1 milyon lira ÖTV için 1000 lira ödenmesine ses çıkardınız mı? Çıkarmadınız. 13 yılda 53 bin araç düşük ÖTV ile ya da sahte evraklarla kullanılmış hale getirilerek bu ülkeye sokuldu mu? Sokuldu. Siz 2017'de çıkardınız mı? Çıkardınız. 53 bin araç bundan faydalandı mı? Faydalandı. Bunların büyük çoğunluğu lüks araçlardı. 2 milyonluk, 3 milyonluk araç. Bununla da yetinmediniz. 2019 yılının Temmuz ayında bu 2 yıllık dönem için bir kez daha çıkardınız. Bu arada ülkeye sokulan araç sayısı 41.312 idi. Şimdi hem böyle yapacaksınız ve üstelik %15 ödüyorsunuz. Barış Bey bak 3 milyon liralık aracı benim de bir sürü tanıdığım adam var. 3 milyonluk aracı 1 milyon 200 aldı adam. Şimdi bu adama siz av çıkardınız. Ve dediniz ki mağduriyet var. Ya kardeşim nasıl mağduriyet olabilir? Ülkede ihtisas gümrüğü var Gebze'de otomotiv. Distribütörler kaç liraya getirdiği belli. Devletin gümrük görevlisi birisi 3 milyona girerken onun 1-200'e girmesine hiç sesini çıkartmıyor. Siz de siyasi irade olarak kanun çıkartıyorsunuz. Bu peki. uyanıklık yapan nasıl olsa av çıkar denen adamlara yolunu açıyorsunuz. Sonra da bu kadar çok vergi efendim her şey, herkes bedelini ödesin diyemezsiniz. Bu avları çıkarttıktan sonra bunun denmesinin peki. hiçbir mantığı yok. Samimiyetsizlik de neydim ortaya hocam? Çıkıyor. Dolayısıyla bu af yani bu kararnamenin geri alınması lazım. Buradan geri adım atılması gerekiyor diye Öleceğim. Düşünüyorum ben. Anayasaya aykırı. Bence bütün bu konuştuklarımızı 40 dakikadır özetleyen diyor ki Caner Kılıç Bey, Bloomberg HT'de Cuma günleri ekonomik görünüm programında konuşulan meseleler kadar beni hayret ettiren çok az şey var diyor. Vallahi ben de öyle. Ben demiştim ki ya bu sosyal gibi, ben dediler ki işte arkadaşlarımız
Cuma günleri işte sosyal güvenlik ve vergi konuşacaksın. Dedim bu ne abi, ne kadar sıkıcı konular. Ne anlarım ben sosyal güvenlikten, vergiden. Hele vergi, hele sosyal güvenlik. Mevzuat şu bu falan. Ondan sonra abi neler var neler ve ne konular geliyor güncel tartışmalı. Bir araya gidelim, aranın ardından enteresan başlıklara devam edeceğiz. Efendim devam ediyoruz. Bloomberg HT ekranlarındayız. Ekonomik görünüm yani çok güzel hakikaten mesajlar geliyor. Bir mali müşavir olarak telefonumun hatırlatmasını ekleyerek her hafta sizi ilgiyle takip ediyorum demiş. Resul Hoca'nın söylemediği mevzuyu da çok merak ediyorum. Ben söyledim ama. Hayır. Yayında evet. Olmaz. Off the record. Off the record. Peki evet. Şimdi... Bir izleyicimizin daha mesajı var hocam. Onu da sana sormak isterim. Bu özellikle fesih yasağına ilişkin Alaaddin Bey demiş. Resul Bey 24. maddeye göre sağlık nedenleriyle istifa söz konusu olmaz mı? Evet bakın bizim konuştuğumuz fesih yasağı sadece işverenlere yönelik bir fesih yasağı var. İşçiye yönelik bir fesih yasağı yok. İşçi istifa edebilir. Evlenme nedeniyle ayrılabilir, askerlik, emeklilik nedeniyle ayrılabilir, 15 yıl 3600 günle ayrılabilir. Evlenme nedeniyle ayrıldı diyelim, tazminatını alır mı? Alır, tabii kıdem tazminatını alır. O zaman gidecek, evlenecek mi? Evlenme nedeniyle kıdem tazminatını alabilir, özel askere gitme nedeniyle alabilir. Mesela işte biraz önce 24. maddeye göre dedi, işçi fesih yapıyor. 24'e göre... Alabilir, hiçbir engel yok. Nasıl sağlık nedeni, nasıl bir şey yani? Yani işçinin diyelim ki hani Allah uzun ömürler versin bütün izleyicilerimize. İşçinin sağlığı o işte çalışması durumunda bozulacak. Yani diyelim ki kişi kronik bir hani sokağa çıkma ihtiyacı olmayan yani sokağa çıkmaması gereken. Yani diyelim ki madende çalışıyor. İş yerine gelmemesi gibi veya madende çalışıyor. Diyelim bir... Astım hastası madende yani madende çalışırken astım hastası oldu, astım hastalığına yakalandı. Madende çalışmaya devam etmesi o kişinin sağlığını belki ölümcül seviyede etkileyecek. Yani o işte çalışmaya devam etmesi işçinin sağlığını bozacaksa işçi fesih yapabilir. Tazminatını alır mı? Tazminatını alır tabii ki. Peki ona kim karar verecek yani ben... İşçi sağlık kurulu raporu getiriyor. Yani işçinin sağlık kurulunda diyor ki işçi şu işi yapamaz. Yani şu işi yapmaya da maden ocağında, yeraltı maden işlerinde çalışmaya hastane devam mi yazıyor bunu? Tabii sağlık kurulu raporunda. Sağlık kurulu raporu. İşçinin astım hastası olduğu veya solunum yolları hastalıkları olduğu, bu işte çalışmaya devam etmesinin sağlığını olumsuz şekilde etkileyeceğinin belirtilmesi peki, lazım. Anladım. Döneceğim sana ama şu ÖTV yeniden döneyim. Evet. Resul Hocam, yerli üretimi desteklemek için ÖTV düzenlemesi yapıldı deniyor ama yerli üretim araçlarda da ÖTV çok yüksek. Yani hakikaten Türkiye'de üretilen araç fiyatlarında da biz birçoğunda fiyatların çok hızlı bir şekilde arttığını gördük. Yani Türkiye'de üreten, Türkiye'de fabrikası olan yabancı markalardan söz ediyorum. Hani bu ÖTV yani yerli üretimi destekleyelim diyoruz. Hayır. Ama Türkiye'de üretilip fiyatların bu düzenlemeyle uçtuğu çok yüksek yerlere gittiği yani biz iki şekilde, yerli arabalar da var. Biz iki şekilde etkileniyoruz araba fiyatlarında. Bir, kurdan etkileniyoruz. Kur yani, zaten o normal. Yani kurdan etkileniyoruz. Bizim 5 lirayken kur 7,5 lira oldu. Dolayısıyla da %50'ye yakın bir kurdan dolayı bir artış var. İkincisi, ÖTV yüksekliğinden dolayı bir fazlalık var. Yani elin Alman'ı 40 bin euroya bindiği arabaya biz ÖTV koyuyoruz. Onun haricinde kur farkını koyuyoruz, KDV'sini koyuyoruz. Belki çok daha yüksek fiyatlara, belki 2 kat, 3 kat fiyatlara binmek peki durumunda kalıyoruz. Bunun için iki taraflı düşünmek lazım. Yani kurla da bağlantılı olması lazım. Nedim Hocam ne diyorsun yani bu soruya yerli... Şimdi onların da fiyatı çok yüksek. Çoğunlukla çünkü aramalı ithalatı var. Bir de zaten %5'lik bir pazardan bahsediyoruz. Yani
çoğunlukla ithal zaten Türkiye'deki otomobiller. Siz şimdi ithal otomobiller alınmasın diyorsunuz. Kamunun kullandığı araçların tamamı ithalat. Ya bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Önce onlardan bir kurtulun kardeşim bakalım. Şu kamudaki şu özel Alman arabaları var biliyorsunuz. Alman sevdası var onlarda. Getirin ikinci el piyasasına satın bunları devlet. Yerliye bir dönün siz. Yerli otomobil inşallah üretilince olacak diye olacaktır yani. Umuyoruz tabii. Umut fakirin ekmeği biliyorsun. Tok üretilince. Az vaktimiz kaldı ama eğitimde KDV indirimi bugün sanıyorum Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir uyarı da vardı. Uyun diye bu özel öğretim kurumu yani iadeleri vesaire bu düzenlemeyi yapın diye. Ne diyorsun eğitimdeki KDV indirimi? Evet ya, şimdi gece yarısı resmi gazetelerde biraz geç yayınlandı bence eğitimle ilgili. Hem özel okulları kapsıyor, üniversiteleri kapsıyor. Ya katma değer vergisi tüketici ödüyor katma değer vergisini. Dolayısıyla şimdi ben de bir veliyim. KDV'nin %8'den %1'e düşmesi %7'lik bana avantaj sağlıyor. Bu nedir? Özel okula çocuk gönderiyorsan veya bu sene pandemi nedeniyle göndermeyi düşünmeni teşvik ediyor. Peşin ödenenler var biliyorsunuz. Onların şimdi okullar %7'sini iade edeceklerini söylediler. Bir de bankalarla anlaşıyorsunuz. Taksit ödüyorsunuz. Orada da tekrar o sözleşmeyi revize edip %7 eksiğiyle okula gönderilmesini sağlamak lazım. Burada henüz faturalar kesilmediği için özel okulların hemen bunları iade etmesi lazım peşin ödemelerde. Ama maalesef tabii kasaya giren parayı iade etmemek için çeşitli taklalar atılıyor. Ama olmak zorunda bu yani dediğim gibi Milli Eğitim'inde uyarısı var bugün. Tabii 1 Eylül 2020 30 Haziran 2021 arasındaki eğitim yani üniversite eğitimi dahil o %8'den %1'e indirdi. Çok güzel. Alkışlıyoruz. Ama bunun zamanlaması daha önce olsaydı ona göre sözleşmeler imzalanırdı. Ama bunlar yola gelecektir diye düşünüyorum. Sonuçta vergi dersine şikayet etseniz hemen gelirler, incelerler. Ama örneğin bundan önce yapılan şu 22 hizmette indirimler oldu, konaklamaya ilişkin indirimler oldu, yeme içmeye ilişkin indirimler oldu. Bunlar tüketicilere yansımadı biliyorsunuz. Bu eğitim yansıyacaktır. Elleri mahkum, ödenen tutar daha fazla biliyorsunuz. Ama KDV indirimlerinin tüketiciye yansıması lazım ucuzluk olarak. Bu yansımadı bundan 15 gün önce yapılan. Ama eğitim öğretim mutlaka yansıyacaktır. Bunu takip etmek gerekir. Dolayısıyla yani burada maliye sopasıyla kolayca işi çözebilirler diye düşünüyorum. Tabii peki. Okulların bunu yapmaması lazım. Geçen sene biliyorsunuz servisler son 4 ayda çocuklar okula gitmediği halde verin kardeşim paraları. Efendim önümüzdeki yıl okula devam edecek o paradan mahsup edelim diye neler yaptılar. Vermediler paraları. Türkiye'de böyle maalesef. Peki. Mali müşavirlik hizmetlerinde de KDV indirimi talep ediyoruz. Mali müşavirler olarak demiş bir izleyicimiz. Çok biz de haklı bir talep. Duyurmuş olduk buradan. Senin son 1-2 dakika ama bu araç ÖTV fiyatları ilişkin yani bir çözümü şöyle, var. Onu söyle. Yani ama son 2 dakikamız. Türkiye'de hızla. Araç sıkıntısı var. Yani araç arzı son 2 yılda yüksek ÖTV'lerden dolayı, yüksek kurlardan dolayı çok az sayıda sıfır araç piyasaya girebiliyor. Bakın oysa Avrupa'da araç 30 bin euroya 40 bin euroya çok güzel araçlar olduğu için 2 yılda bir aracını değiştiriyor. Bakın oradan biz 2 yaşında 3 yaşında hani 2 veya 3 yaşında belki en fazla 4 yaşında sıfıra yakın otomobilleri 5'te 1 fiyatına 10'da 1 fiyatına Türkiye'ye getirip yurt dışına bugün bir sıfır araba için 40 bin 50 bin 100 bin euro göndereceğimizi aynı paraya belki 10 ton araç Türkiye'ye getirebiliriz. Ve Türkiye'ye daha uygun maliyetlerle çok daha fazla aracı Türkiye'ye sokabiliriz. Sonuçta bizim için önemli olan hem piyasadaki bir dengenin sağlanması hem de vatandaşların daha uygun fiyatlarla bu araçlara sahip olurken devletin de aynı şekilde gelirini artırması. Şimdi araç satılamadığı için devletin gelir kaybı var. Araç satılamadığı için ikinci el hurda arabalar bile 100-200 bin liraya çıkmış. Evet. O ne yapacağız? Yurt dışında Almanya olabilir, diğer Avrupa ülkeleri olabilir. Türkiye'ye yakın bir günde, iki günde araçlarla, tırlarla Türkiye'ye yüz binlerce aracı getirebilme imkanı olur. Hem vatandaş ucuz araca biner, hem devlet para kazanır, peki, hem de piyasada bir denge oluşur.
Yani. Gümrük vergisi, ikinci el araçların gümrük vergisini makul seviyelere çekeceğiz. Tek yolu bu yani. Peki. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Barış'ım iki konu var orada. Döviz de alacağımız için itiraz ederler. Bir de 350 milyar liralık bir pazar oluştu ikinci elde. Peki. Resul Bey bu hükümet bunu yaparsa düşürürler hükümeti, onu da söyleyeyim yani. Peki çok teşekkürler Rezim Hocam, sağ ol, ağzına sağlık, iyi akşamlar diliyorum. Evet, iyi akşamlar. Resul Hocam ağzına sağlık, çok teşekkürler. 22'de buluşmak üzere.